Evet, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ardahan'da etkinlikler başladı. Asıl dün yaptığımız haber ardından çadır hapilendi. Çadırın etrafı kaldırıldı. Atatürk'ü geride bırakmama çalışması yapıldı. Bu haberimiz ses getirdi. Ve her ne kadar yine aynı protokol Atatürk'e dönük olsa da Atatürk'ü şu anda protokol çadırının hapilettirildi anlamında bir çalışma yapılmış. Ama Atatürk Caddesi'nde, Atatürk'ün bulunduğu alanda protokol Atatürk'e dönük olarak çadır engeli kaldırılmış. Buradan bir taraftan Atatürk gölgede kalmadı oldu. Yani çadırın etrafı kaldırıldı ve Ardahan TV'nin yaptığı haber de böylece ses getirdi. Sahne hazır, çalışmalar hazır. Kızılay aynı zamanda kan ekibi kurmuş. Kan topluyor bir taraftan. Merhabalar. Sağ olasın, teşekkür ederim. Protokol burada. Şu anda gördüğünüz gibi çalışmalar yapılacak. Valilik ve üniversite yapıyor. Anlattığımız gibi dün Atatürk büstünün hemen etrafında çadır kaldırıldı. Engeli kaldırdı ama yine Atatürk arka kısımda, ama o çirkinlik kaldırıldı en azından. Atatürk'ü şu anda buradan net görebiliyoruz. Evet. O manzara dün yoktu. Haberimiz ardından değiştirildi. Protokol çadırı hafiflettirildi. Atatürk gölgede kalmadı. Çıkarıldı bu anlamda. Evet, Ardahan'da yapılan etkinlikleri Ardahan Valiliği ve Ardahan Üniversitesi logolu program yapılıyor. Bu programda Ardahan Belediyesi'nin de olmaması dikkat çekti. Ama belediye hazırlıkları, yemeği belediye veriyor. Hazırlıkları belediye yapmış diye söylenir. Ama logo da belediye değil, Ardahan Üniversitesi ile Ardahan Valiliği bu programı yapıyor diye anons edilmiş olsun. Evet, Atatürk Caddesi'nde yapılan etkinlikler şu anda insanlar yavaş yavaş geliyor. Protokol birazdan gelecek. Protokol'la beraber burada çalışma yapılmış olacak. Evet, dediğimiz gibi Atatürk şu anda gölgede kalmadı. Ama protokol Atatürk Caddesi üzerinde 15 Temmuz'un darbe girişiminin yapıldığı 4. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da kutlanacak. Biraz da keyifliyken sonra. Ben Fakir Yılmaz, Ardahan TV. Müzik.